Canınızı biraz sıkacağım. Önümüzdeki birkaç yıl içinde açlıkla mücadele etmeye, açlıkla boğuşmaya ve açlıktan ölmeye hazır mısınız? Eğer değilseniz bu videoyu izlemenizi öneririm. Videomuza hoş geldiniz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız sevinirim. Ve bu videoyu eğer birazcık olsa beğenirseniz beğen butonuna basmanızı rica edeceğim. Bitlo kripto para platformu sunar. Bundan yaklaşık 5 yıl kadar önce Buğday diye bir video çekmiştim. O zaman YouTube'un gündeminde, ekonomi yorumlayanların gündeminde hiç böyle bir durum söz konusu değildi. Şuraya koyayım hatta kartı. Bu videoyu bitirdikten sonra 5 yıl önce ne demişim? Buğday yanlış hatırlamıyorsam 1 lira 60 kuruş falandı. 1 lira 20 de olabilir. Hatırlayamıyorum tam olarak ama o seviyelerdeyken buğdayla ilgili ne demişim? Hatta buğdayın yatırımsal tarafıyla ilgili de ne demişim? Gidip bir bakın. Aradan 4,5 5 yıl geçmiş. Şimdi geldiği yeri bir check edin. Bakalım o zaman konuşan ekonomist çoban doğru konuşmuş mu? O videoyu çekmesi gerekli miymiş? İyi olmuş mu? Bir bakın. Bu videoda da ben çok gerekli olduğunu düşündüğüm konuların altını çizeceğim. Buğday, gıda enflasyonu, gıda fiyatları ve et konuşacağız biraz. Sakın ha zannetmeyin ki bu diğer ekonomik konuları arasında daha az önemlidir. Ya bu videoyu izlemesem de olur. O iş öyle değil. Vallahi billahi altından, dolardan, Mehmet Şimşek'in şu anda uyguladığı canımızı çok yakacak vergi sisteminden, vergilerin konut sektörünü nasıl paramparça edeceğinden, otomobil sektöründe özellikle ver veryansınlarından, biz batıyoruz çığlıklarından, yemin ederim ki binlerce kez daha önemli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir ferdi, Eşiktekinden Beşiktekine, herkesi ilgilendiren en önemli beka sorunumuz belki de gıdayı konuşacağız. Çok ilginç rakamlar, çok ilginç fiyatlar söyleyeceğim ben size. Ve ee, ve buğdayla ilgili de yatırımsal bir şeyler de söyleyeceğim hatta. Bunu bu söyleyeceklerimi belki kazanca da çevirebileceğiniz bir şeyler konuşacağız bugün. Buğday özelinde ama işin tebelinde gıda fiyatları, gıda enflasyonu var. Sebepleri var. Bu işin nereye gideceği var. Etle başlayalım. Et için en son videoda şey demiştim hatırlıyor musunuz? Müjde. Et fiyatları düşüyor. Bir miktar daha düşmeye devam edecek diye. Et fiyatları düşüyor. Kasaptakiler çok düşmüyor da üreticiler perişan. Neden? Yıllardır söylüyorum. İthalat nedeniyle tam Kurban Bayramı öncesi et üretenler artık para kazanacağız. Et fiyatları yükseldi, karkas et fiyatları yükseldi, para kazanacağız diye düşünürken İthalatı birilerine kıyak ithalatlar yaptırılarak ithalatı açtılar. Dışarıdan gelen ucuz etin yahnisiyle üretici bir kez daha perişan oldu. Bir darbe daha yiyeceğiz. O daha önce bahsettiğim sarmallardan ithalat darbesi daha yiyeceğiz. Şimdi hoşunuza gidiyor olabilir. Et fiyatları düşüyor. kıymada biraz gevşemiş. Hoşunuza gidiyor mu? Hoşunuza gidiyorsa vallahi billahi yanlıştasınız. Kurban Bayramı'ndan sonra tekrar konuşuruz bu konuyu. O zaman da yorumunuzu beklerim. Et fiyatları düşüyor yazmış geçen gün bir tanesi. Hani yükselecekti diye. Ben dedim ki şu bayramı da bir atlatalım. Bir daha bir bak istersen tekrar konuşuruz. Ette durum bu. Tam olarak aynısını daha feci şekilde buğdayda yapıyorlar. Ve buğdayda özellikle 2025'i de dahil edersek dünya üzerinde bir buğday oyunu oynanacak. Ben size bundan bahsedeceğim biraz. Bu buğday oyunu, buğday fiyatlarını arşı alaya çıkartabilir, özellikle bu senenin sonunda ve 2025 boyunca, 2025'in hasadı boyunca. Şimdi Türkiye'de güney bölgelerinde hasat başladı. Yukarıya doğru da yavaş yavaş hasat zamanı geliyor. Zaman geçtikçe kuzeye doğru da bu hasat sarkıyor ve ilerliyor. Tabii bizden sonra Kırım buğdayı, Rusya, Ukrayna buğdayları. Kışa doğru biraz daha hasat edilecek. Dünyada işte buğdayın bollaşacağı ve fiyatların düşeceğini düşündüğümüz noktadayız aslında. Ama işler hiç öyle değil. Mesela Türkiye'de buğday üreticisi öyle bir isyandaki. Neden olur hiç buğday üreticisi isyanda sence? Satamıyorlar fiyatlar istedikleri gibi değil. İthal buğdaya izin verdiler. İthal buğday geldi. Aynı etteki gibi ithal buğday nedeniyle çiftçiyi korumak görevli devlet çiftçiyi her perişan edip üretimden uzaklaştırmak adeta Türkiye tarım üretimini yok etmek maksatlıymış gibi tam hasat zamanı yine ithal buğdaya sarıldı aynı ithalette olduğu gibi böyle rekabet de edemiyorlar maalesef. Rekabet nasıl edeceğim? Destek yok. Destek var diye bas bas bağırıyorlar. Destekler, destekler. Açın işin uzmanlarına, bu işi yapanlara bir sorun. Mazot desteği var dedikleri şey sadece göstermelik. Çiftçi tarlasına kaç kere giriyor senede traktörüyle aldığı mazot desteği o traktörü o tarlaya kaç kere sokar diye bir bakın. Adam 6 kere giriyorsa bir ürünün hasadı için aldığı mazot desteği bir kere bile sokmuyor neredeyse. Yani buna destekleyebilir misiniz siz? Bu adam bunlara para harcayıp hasatta kazanırız deyip bol keseden, bol keseden de değil ha yani olabilecek minimal halde bol keseden borçlanarak çünkü çiftçinin böyle bir dayanağı yok. Ya kredi çekecek ya da tohumu aldığı, gübreyi aldığı, mazotu aldığı yere borçlanacak, hasatta ödeyecek. Bu işler bu zamana kadar böyle yürüyordu. E, çiftçi borçlandı, hasat geldi çattı. Çat diye koydun kafasına ithalatı. Adam buğdayı hak ettiğinin çok altına satacak ya da satamayacak. Artı bizde silolar da dolu. Silolarda buğday çürüttüler. Evet depolarda maalesef. Şimdi o silolar dolmadan buğday da koyamıyorlar yerine. Buğday üreticisi buğdayıyla daha doğrusu kaderiyle baş başa kaldı. Bu bollukta da fiyatın düşmesini beklemez misiniz? Madem evet. böyle bir bolluk var. Aslında bolluk yok ziyan var yanlış hesap var, yanlış politika var, bilinçli yapılmış belki de yanlış politika var. Böyle olunca ne vatandaş ucuz ekmek yiyebiliyor, ne üretici kazanabiliyor. Kim kazanıyor? Az çok hepiniz biliyorsunuz kimin kazandığını. Yani bir yerde ürün var, çürüyor, bir de dışarıdan ürün getiriyorsun. Bir de içeride olanın evet kendi üreticini de... de dışarıdan ürün getirerek perişan ediyorsun. E, sonuç olarak. Burada ne güzel iş ya aracı olmak. Dışarıdan et getireyim, dışarıdan buğday getireyim. Müthiş ya. Ucuza çok ucuza alıyorsun. Bu arada o aracıların da şöyle bir durumu var. Diyelim ki Türkiye'de et 10 lira. Aracı gidiyor 2 liraya dışarıdan et buluyor getiriyor. Et fiyatlarını biliyorsunuz yurt dışında ne kadar uygun olduğunu. 2 liraya getirdiği zaman en azından dersin ki 2 liraya getirdiyse Türk halkı da 4 liraya yesin değil mi? Öyle değil aracı 2 liraya getiriyor. Yine halka ya 10 liradan ya 9 liradan sunuyorlar. Aracı ne kazanıyor? 2 ile 9 arasındaki farkı. Elini sıcak sudan soğuk suya sokmuyor. Bu fırsatı bu aracıya kim veriyor? Maalesef büyükler. Bunu bir düşünün bakalım. Bunu yaptığınız zaman hem siz ucuza et yiyemiyorsunuz hem de yerli et üreticisi Allah sizin belanızı versin deyip hayvanlarını kesime gönderip basıp çıkıyor. Onların çocukları da şehire göçüp herhangi bir sitede güvenlik olmayı tercih ediyor asgari ücret maaş. Sonra siz diyeceksiniz ki ben 10 sene sonra bu ülke kendi kendine yeten gıda üretimiyle döneceğiz. ha. Dışarıdan et bulabildiğiniz müddetçe bulup yiyeceğiz. Dışarıdan buğday getirebildikleri müddetçe bulup yiyebileceğiz. Gerisi açlık, gerisi maalesef sömürgeleşme. Gıdada bizi adeta bu ithalatla sömürgeleştiriyorlar her geçen gün biraz daha fazla. 2-3 sene sonra ne olacağını düşün. Gelelim şimdi tekrar buğdaya. Buğdayın bir başka boyutu daha var dünya üzerinde. Özellikle Amerika'nın Rusya'yı çeşitli yollarla ekonomik olarak baskılamaya çalıştığı noktaları daha önce konuşmuştuk. Yok, Mesela müdahale yani gaz üzerinde. Fiyatlarında. Heh petrol fiyatlarını manipüle edip gaz manipüle edip ya da onların ticaretine engel olmaya çalışıp ambarlar ambar vesaire koyarak Rusya'yı ve benzer ülkeleri Amerika muhalifi ülkelere bunu genellikle yapar. Çinde de şimdi mesela başka başka işler yapılmaya başlandı. Ticaret savaşlarını hatırla Trump'la birlikte Çin'e çekilen silahları arada Çin, Çinli otomobillere Türkiye'de ve Avrupa'nın diğer ülkelerinde yapılan muameleyi, Amerika'nın da aynı şekilde bu muameleyi yaptığını. Şimdi daha tehlikeli bir oyunu Amerika Rusya için buğday üretiminde yapıyor. Böyle bir bilgi var elimde. Nasıl yapıyor? Nasıl yapıyor olabilir? Yani sen bunu söyleyince aklıma Ukrayna, Rusya toprak değil. Aslında biraz buğday, biraz madenlerle ilgili bir savaş mı diye düşündüm. Yok, o savaşın bağlantısı değil bu. Bu e, Rusya'nın... NATO sınırı falan biraz göstermelikti aslında. Buğday falan mı ön plandaydı? Yok yok, e, tam ondan değil ama onun da bağlantılı olduğu bir konu var. Rusya'ya buğday ürettirmemek istersen ne yaparsın? Neler yapabilirsin? Var mı aklında bir fikir? Yani tohumla ilgili, gübreyle ilgili üretimini etkileyecek şeylere müdahale edebilirim? O Türkiye'de bir kanun geçirttirsin 2006 yılında ee, o tohuma mahkum edersin ee, kanuni yani hukuk içerisinde e, Türkiye'nin buğday üretimini mecbur da ettirebilirsin ya da işte dersin ki ithal edin siz yöneticilerin zaten buna ses çıkarmıyordur buğday ithal eder sen Türkiye'nin buğday üretimini Türkiye'nin kendi eliyle, kendi iç dinamikleriyle yok etmesini sağlayabilirsin. Ama Rusya'ya bunu yapamazsın. Rusya'nın başında Putin gibi bir adam var çünkü. Halkını ve kendi menfaatlerini, ülkesinin menfaatlerini son derece iyi koruyor, korumaya da çalışıyor. Rusya'ya ne yapabilirsin? Ya o zaman üretimine engel olamıyorsam o zaman satışına ya da tüketimine Üretimine engel olmak için. Soru bu. Biraz şey düşün. Hmm, belki komplo teorisi yeni gibi düşün. Arkadaşlar yardımcı yorumlara... Mesela deprem için komplo teorisi olarak ne üretiliyor? E, Magnaya bir titreşim Deprem makinesi, vesaire deprem falan titriyor, gibi titriyor, tamam mı? Dediliyor. Peki buğdaya böcekler yapay böcekler falan mı? Mesela mi? salabilir misin? Ya evet. da spreyleme ile hastalık, spreyleme ile buğdayı bozacak verimi bozacak bir şey yapabilir misin? Ya ben ben biraz o teorilere çok hani girmek istemiyordum ama tabii yapabilirsin. Yani şimdi bilginessizliği dediğimiz... sinekleri bile konuşuluyor yani. Tamam, spreyleme dediğimiz şey böceklerin işte özellikle İsrail üretimi hmm. laboratuvar böceklerine artık kesin olarak ikna mıyız? <laughs> Hibrit tohumları istedikleri gibi yönlendirdiklerine genleriyle oynadıklarına yani. ikna mıyız? İknaeyiz. Bunlar zaten biliyoruz. Spreyleme ile ilgili senin kafanda bir şüphen var mı? Yok yapalım. Benim de yok. Bunun da kesin olduğunu biliyoruz. O zaman böyle bir e, kimyasal ya da daha doğrusu biyolojik savaş yani kimyasal etkili biyolojik savaşla buğdayı bozarsa Dünyanın en büyük üreticilerinden biri Rusya o bölgede bir hastalıkla bir buğday hastalığıyla boğuşursa ve rekolte çok düşük seviyelere gelirse 2025'te ne yaşarız? Büyük bir kıtlık, büyük bir açlık ve olan ülkelere bağımlı hale daha da gider. Evet, işin iki tane tarafı var. Bir tanesi yokluk. Böyle bir yokluk söz konusu olduğu zaman arz talep dengesi bozulmuşsa Fiyat ne olur? Arşa gider. Arşa gider. Ya da isteyenler de yani istediği fiyatı koyabilir. İşin bir tencereye yemek koyamayacağımız kısmı var. Dünyanın özellikle fiziki olarak, fiziki olarak bir de bunun yatırımsal tarafı var. Şimdi kimileri çok büyük bir evet. doğa sevgisi ve bilinç içerisinde şu cümleleri duyduğu zaman vah vah işte dünyada gıda problemi oluşacak. Bir kıtlık yaklaşıyor kaygılarını taşırken. Kimileri bu kaygıları hiç taşımadan ulan doğal buğday değerlenecekse o zaman buğday alak diyor. Bu ikinci bölümde bahsettiğim kişilerden hiç haz etmemekle birlikte onların varlığını ve sayılarının çokluğunu maalesef inkar edemiyoruz. Görünen o ki insanlar genel olarak buğday ee, öleceklerinden çok parasız kalacaklarından korkuyorlar. Çocuklarının sağlıklı gelişmesinden çok kazanacakları bugün kazanacakları parayı önemsiyorlar. Maalesef boğazım sanamayacak kadar büyük bir çoğunluk dünya nüfusunda, Türkiye'de çok daha fazlası var. Çünkü e, bilgi yok, cehalet fazla, düşünme, kafa yorma yok, yarını düşünme yok, hep günü birlik yaşama var. Ve aşırı bir menfaatçilik, çıkarcılık var. Bunlar artık kanımıza yerleşmiş. O nedenle bu işin bir de para kazanma tarafını düşünüyorlar. Para kazanma tarafında da o zaman madem öyle onları da tatmin edeyim. Buğday yatırımı yaparsanız muhtemelen büyük bir fırsat oluşacak. E, bunu da videonun sonunda buğday yatırımını nasıl yaparız sorusuna videonun sonunda küçük bir bilgiyle tamamlarım. Bunu merak edenler için. Şimdi buraya bir rakam yazdım. 73.3 merakınızı cezbediyor olabilir. Bu rakam ne biliyor musunuz arkadaşlar? Enflasyon var, gıda enflasyonu var dediğimiz zaman e, yöneticiler ama şeysiz, liyakatsiz, kifayetsiz yöneticiler kardeşim dünyada gıda enflasyonu var diye karşılık veriyor. Siz diyorsunuz ki enflasyon var. Ya bütün dünyada enflasyon var diyor. Sen diyorsun ki tamam da Almanya'da %5 var, sende %100 var. Bunu konuşmuyor. Orada da var, burada da var. Okey. Bu ne biliyor musunuz? 73.3 Türkiye'nin gıda enflasyonuyla, bir yıllık gıda enflasyonuyla dünyanın gıda enflasyonu daha doğrusu deflasyonu arasında fark var. Çünkü son bir yılda dünya gıda fiyatları yüzde 3.4 gerilemiş. Son bir yılda Türkiye'deki gıda enflasyonu kaç biliyor musun? Hem de TÜİK verilerine göre. Hani bizi hiç tatmin etmeyen ya da ikna etmeyen verilere göre. Yani onu ekliyorum o zaman 77, 78 falan. Yok, Yok buna ekle bu <laughs> aradaki fark bizdeki 69.9 üzerine eksi 3 noktayı çıkartırsan 73.3 çıkıyor. Yani adamlar eksi bütün dünya eksi enflasyon yaşıyor gıdada son bir yılda. Biz 69.9 o da inanmadığımız TÜİK rakamlarına göre İkisini koyunca üst üste 73.3 çıkıyor. Dünya ile aramızdaki gıda enflasyonu fark yeni bir rekor kırıyoruz yani. Ya çok acayip değil mi? O zaman dünyada da enflasyon yokmuş. Hatta deflasyon var. Dezenflasyon var. Ne yapacağız? Bu hikaye nasıl? Nereden oluşuyor bu? Üretememekten mi? Evet. Çok net değil mi? Sen üretemiyorsan sonuçlar böyle. Sen ithalatla baskılama yaparsan her seferinde daha az üretirsin. Her seferinde daha az üretirsen fiyat daha yüksek olur. Maliyetlerin her seferinde daha büyür. İnsanlar kaçar. Kaçtıkça daha az üretirsin. Daha az ürettikçe daha yüksek fiyatlara gelir. İthalatla baskılarsın. O ithalatın etkisi geçtiği zaman hanuduyla çıkar. Tekrar, tekrar 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 bu sarmalı anlatmıştık. Biz bu sarmaldan kurtulamayız. 3 kağıt oyunuyla da kurtulamayız. Merkez Bankası'nın rezervleri doluyor. Rekor seviyelere geldi. Kurtulacağız mı sanıyorsunuz gıda enflasyonundan? Ben boşuna mı video çektim kıyma alın doldurun dolaplara diye? Şimdi de boşuna mı konuşuyorum sizce buğday diye? Bizi bitiren rakam bu. 73.3 ve bu büyüyerek de devam edecektir muhtemelen. Orada ben küçük bir eleştiri yapacağım. Beni çok rahatsız ediyor. Ben belki Benim katılanlar yok. Katılanlar. Benim <laughs> hayır mesela fiyatı kırmak ve toplamak için domatesler atılıyor. Evet. Ürünler imha ediliyor. Evet. Yani biraz bunu büyük bir nankörlük gibi görüyorum. Yani onu başka amaçlı yardım kurumlarına vesaire falan verebilirsin. Başka şekilde değerlendirebilirsin. Yani sonuçta toprakla verdiğin bir ürettiğim bir şeyi zaten sen de söylüyorsun üretemiyoruz diyorsun. Burada ürettiğimiz bir şeyi çöpe atmak, aracı sistemine neden karşı çıkıyordun biliyor musun o limon sattığımız dönemlerde. İşte tam da bu sebeple şu anda işler nasıl yürüyor biliyor musunuz? 3 4 tane belki 10 tane büyük aracı var. Bunlar hiçbir şey yapmazlar. Ne domates ekerler, ne domates hasat ederler. Sadece üretenin, zavallı çiftçinin, zavallı köylünün gırtlağına basarak ürünlerini alırlar. Gırtlağına basarak derken metazori değil ha, gırtlağına basma şöyle Bunlar otururlar rakı sofrasına. Bunlar zaten birbirini sever, korur kollar. Bunlar otururlar rakı sofrasına. O sofrada şunu konuşurlar. E bu sene limonu kaçtan alıyoruz? Onun için bir rakam belirlerler. Derler ki 1 TL yapalım. Limonu 1 liradan alalım. Bunların hepsi zaten anlaşmıştır. Birbirlerine de oynamazlar. Birse bir. Herkes gider limonu 1 TL'den alıyoruz der. Çiftçi nereye götürecek? Sana 1 TL teklif etti büyük aracı. Dedin ki tabii yok bu, bu fiyata veremem. Döndün öbür aracıya baktın o da bir TL teklif etti. Döndün öbürüne o da bir TL. Ne oldu? Çiftçi perişan. Kaçtan satıyoruz? Ne kadar istersek. O yüzden çiftçiden 1 TL'ye aldığı limonu siz İstanbul'da 20 liradan, 30 liradan, 40 liradan yiyorsunuz. İşte o aradaki büyük bölüm maalesef aracıların büyük vurmasından kaynaklanıyor. Ve bu aracılar Ürün bolluğu nedeniyle fiyatlar düşerse korkusuna karşılık maalesef senin az önce söylediğin gibi bence dünya üzerindeki en büyük günahlardan birini işliyorlar. Bak bunu Allah da affetmez. Bu affedilecek bir günah değil. Derler ki salatalık çok fazla. Eğer bunu salarsak salatalığın fiyatı 7 liradan 1 liraya düşecek. O zaman fazlasını dökün denize fazlasını imha edin, salatalık miktarını azaltın, 7 liradan satmaya devam edelim. O da ne düşünüyor biliyor musun? Lan 1 liraya düşerse bu bolluktan ötürü benim maliyetlerim, mazotumun bilmem neyimin parasını karşılamayacak. Biz en iyisi sürümden kazanmak yerine bunu denize dökelim. Hiç onunla fazlasıyla mazotuyla bilmem neyle uğraşmayalım. 7 liradan kitleyelim. Bu aslında Rekabet kurulu tarafından incelenmesi gereken, devlet tarafından kontrol altında tutulması gereken rekabete ve tekelcilik tarafından, tekele girmiyor bu ama bir tekelleşme durumu söz konusu hepsi bir araya gelince rekabete aykırı rekabet kurumunun bunu inceleyip bunları bulup cezalandırması ve ortadan kaldırması gerekiyor bu durumu ama bu bizim klasik durumumuz. Aslında fındıkta ya da bazı ürünlerde devlet fiyat belirliyor. E hepsinde yapsa olmaz mı? <laughs> Domatesde, salatalıkta. <laughs> Devletin fiyat belirlediği yerler de patlıyor bu arada. Devlet gidiyor süte fiyat biçiyor. Sütçüler patlıyor. Ya sen bir bırak, bir serbest bırak. Sen sadece destekle. Kritik, stratejik ürünleri destekle. Fındık Hı -hı. videosu çekmedim mi ben size Nutella diye? Onun bir sebebi vardı. Biz kendi %75'ini rekolten, dünya rekoltesinin %75'ini ürettiğin bir üründe fiyat belirleyici olamadığın, pazarı İtalyanlara sattığın manyak bir durumdayız. Yani o yüzden hani devletin bir şey belirlemesi bir şeye de yaramıyor. Cumhurbaşkanı Rize'li, Rize'de çay üreticisi ağlıyor. Hani ben devletten ne bekliyorum biliyor musun? Hani çiftçiyi destekleyip üretimi Özellikle kritik ve stratejik ürünleri sübvanse ederek gerekirse zararına, zararı göze alarak teşvik etmesi, bu üretimin devam etmesini sağlaması gerekirken biz tam aksini yapıyoruz. Devletten benim beklentim buyken bunu alamıyoruz. Bunu alamıyorsak da o zaman diyorum ki gölge etme bari başka ihsan isteyin. Tam aksine bu aracı sisteminde aracıların işine ne geliyorsa İthalat sisteminde bu ithalatı yapanların işine ne geliyorsa bunlar yapılıyor. Bir yere gelmişken de hani biraz konu dışı ama ben bile kendimde fark ettim. Tabağımda yemek bırakıyordum. Daha sonrasında artık onu yapmamaya başladım. Velev ki tabii herkes bulamıyor ama otellerde olsun, restoranlarda olsun o çöpe giden yemekleri, israfları düşündüğümde büyük bir nankörlük kıtlık dediğin için aslında biraz da hak ediyoruz gibi geliyor. Yani tabii ki bizim çocuklarımız, nesillerimiz değil ama biraz hak ediyoruz maalesef. Abi bizi dumkoflaştırdılar. Biz bir tüketim toplumu özellikle şu son iki nesil büyük bir tüpe, tüketim toplumu haline geldi bilinçsiz. Ee, bizim çocukluğumuzda yerde ekmek bulsak öper başımıza koyardık. Şimdi bunları geçtim, oraları geçtim biz... Önümüze gelenleri beğenmeyip atıyoruz, bol keseden harcıyoruz. Bu dünya yokluğunda Afrika'da birileri dünyanın bir ucunda birileri açlıktan ölürken biz borca aldığımız kendi paramızla da değil, kendimizin üretmediği kendi paramızla da değil borca aldığımız, ithal ettiğimiz bu gıdaları bol keseden de savurup israf edebiliyoruz. Ee, en kötü örneği Antalya'daki resort oteller, her şey dahil sistemi. Her şey dahil sistemiyle Türkiye'yi yine bir gıda çöplüğüne israf merkezi haline getirdiler. Ha burada e, giden aranızda gidenler vardır. Az çok kimse alınmasın gücenmesin. Doğruyu söyleyeyim. O otellere git abi. Eğer varsa kaliteli turist, kaliteli bir otelse İngiliz, İtalyan, Fransız, Avrupa'nın ikinci sınıfları, bir ve ikinci sınıf insanları diyeyim. Maddi düzey olarak onlar e, gerçekten israf da etmiyorlar. Açık büfelerde ne yiyecekse, ne kadar yiyecekse alıyor. Doymazsa açık büfeye gene gidip alırım diyor. Doymazsa gidip tekrar alıyor, onu da yiyor. Zerre kadar israf etmiyor, tabağını bitiriyor, götürüyor. Ben de bu arada e, resort otel tatili yaptığım ilk sene böyle davranmıyordum. Çünkü biraz şeyle ilgili. Düşünmeyle ilgili, biraz bilinçle ilgili, biraz gözünün doymasıyla alakalı, karnının doymasından ziyade. Fakat bu israfı görünce içim yandı. Etrafımdaki masalara bakınca içim yandı. Bizim yerli turistin çoğu da maalesef buna dikkat etmiyor ve diğer ülkelerin, özellikle bilinç seviyesi kalitesi açısından düşük seviyeli turisti geldiği zaman onlar da bu israfı yapıyor ve içim paramparça oluyor çok büyük bir israf, çok büyük bir günaha giriyoruz böyle. Bu her şey dahil sisteminin e, en kötü saçmalığı da bu. Konuyu ben dağıttım ama bunu söylemek zorundaydım. İzleyicilerden özür dilerim. Yani bence bu çok söylenmeli. Belki insanlar rahatsız oluyor. Belki pek çoğu kapatıp çıktı gitti. Çünkü burada şey demiyoruz ya dolar uçacak, gidecek, altın uçacak, gidecek. Şöyle kazanılacak, böyle kaybedilecek gibi bir şeyler söylemiyoruz ya. Konuya dönelim istiyorsan ben buğday vesaire almak istesem Fiziksel olarak alabiliyorum. Fiziksel olarak alabiliyorsun. Böyle ama bir fiziksel yatırım yapmak pek makul değil. Mesela altın ve içinde olur. konuşurken ben fiziksel yatırım yapın diyorum her şey için ya. Ee, ama altın fiziksel yatırımı kolay. Çünkü yükte hafif, pahada ağır. Gümüş altına göre daha zor. Yükte de pahada da altına göre tam ters. Ee, hem daha az değerli hem daha büyük yer tutuyor ona bakacak olursan. O yüzden gümüş fiziki depolamak altından daha zor, burada imkansız çünkü bozuluyor, çürüyor. Hani tonlarca buğdayı nereye koyacaksın? Hadi diyelim onu buldun, ee, onu da çürüteceksin. O yüzden böyle bir fiziki depolama şansın yok yatırımsal olarak. Yatırımsal olarak da ETF'lerini kullanabilirsin. Hı hı. Ya da çok daha kolay yapabilmek istiyorsan, hı hı. mesela bunu kaldıraçlı olarak forex'te de yapabilirsin. Bazı aracı kurumların buğday ETF'lerine eriştirebildiğini biliyorum. Onlardan yapabilirsin. Daha basiti burada sponsoruma da hemen pas atayım. Bitlo'da e, buğday token var. Buğdaya entegre. Gerçek buğdaya entegre. Fiyatı onunla birlikte hareket eden. Ne diyelim buna? Sentetik buğday. Sentetik buğday... Alımı yapabilirsiniz. Aslında benim bu videoyu 2-3 hafta önce çekmem lazımdı. Ben hatta eğer Bitlo'daki sosyal portföyümü takip ediyorsanız mesajı düşmüştür. Yaklaşık 2-3 hafta kadar önce 8 lira 90 kuruştu. Yanlış hatırlamıyorsam yanılıyor olabilirim. Özür dilerim. Hatırlayanlar, görenler yazsın. E, o civardan ben buğday aldım Bitlo'da. Ben işlem yaptığım zaman... Sosyal e, özelliğiyle takip edenlere mesaj gidiyor. İşte ekonomist çoban buğday aldı, ekonomist çoban altın aldı, gümüş aldı gibi. E, o tarihte 8 lira 90 kuruştu. Yanlış hatırlamıyorsam buğday alımı yaptım. Beni takip edenler de arkamdan devam etti aldı muhtemelen. Bu videoyu aslında o zaman çekmem lazımdı. E, en azından bir fiyat avantajı. Şimdi 10 liranın üstünde sadece aradan 2 hafta gibi bir süre geçti. E, Bitlo'dan buğday token alarak da bu yatırımı yapabilirsiniz. Bunu da değerlendirebilirsiniz. Videonun açıklama kısmında referans linkim var. Oradan üye olursanız 45 TL değerinde gümüş de hediye ediliyor ayrıca. Oradan hesabınızı açar. Bu alışverişi, bu yatırımı oradan yapabilirsiniz. Eğer buğdayın yükseleceği kanaatine sahipseniz. Ki ben şu anda öyleyim ama yatırım tavsiyesi değildir. Bu sizin kararını vermeniz gereken bir şey. Eğer videonun içinde bahsettiğim Önümüzdeki sene buğdayda oluşacak bir hastalık durumu söz konusu olursa, bir rekolte azalması, düşme durumu söz konusu olursa, şimdi gördüğünüz 10 liralar hayal olabilir. Daha bakın o yukarı koyduğum video var ya, 4,5-5 sene önce çektiğim videoda 1 lira 60 kuruştu galiba. E, oradan 10 liraların üstüne geldik. Kaça katlamış? E, sadece birkaç yılda. O zaman da söylemiştim böyle olacak diye. Şimdi de söylüyorum arkadaşlar gıdadan korkun. Maalesef önümüzdeki 2-3 yıl her şey iyi gitse bile savaşlar çıkmasa bile ki çıkacak. Ekonomik düzen bozulmasa bile ki bozulacak. Belki şu anki finansal sistem yerle yeksan olmasa bile ki olacak. Buğday Bunların dışında en büyük derdiniz olacak. Aşağıda sosyal medya hesaplarımızın linkleri var. Takip ederseniz seviniriz. Bitlo'ya da oradan üye olabilirsiniz. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açarsanız da seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bitlo kripto para platformu sundu.